Herkese merhabalar. Bu videomuzda tek örneklem ki kare testinin ne olduğunu ve SPSS ile nasıl yapılabileceğini anlatacağız. Öncelikle kısaca testin ne olduğunu anlatarak başlayalım. Tek örneklem ki kare testi, 2'den fazla gruptan yani düzeyden oluşan bir bağımsız değişken bulunduğu durumda bu grupların toplam içindeki oranlarının istenen oranlardan ne kadar farklılaştığını tespit etmek için kullanılır. Yani elimizde 2'den fazla gruptan oluşan bir değişken vardır. Bu değişkenin gruplarına ait oranların istenen oranlardan ne kadar farklılaştığını, istenen oranlardan anlamlı farklılık olup olmadığını tespit ederiz. En özet anlatım ile tek örneklem ki kare testi budur. Örnek bir soru üzerinde duralım. Böylece ne demek istediğimiz daha kolay anlaşılacaktır. Örneğin katılımcıların bölümlere göre oranlarının birbirine eşitliği anlamlı farklılık göstermekte midir? 3 farklı bölüm var örneğin. Bu 3 farklı bölüme göre eşitlik var mı yoksa bu eşitlikten anlamlı farklılık var mı? Bunu tespit etmek istiyoruz bu soruyla. Ya da katılımcıların bölümlere göre dağılımı, 3 farklı bölüme göre dağılımı anlamlı farklılık göstermekte midir? Bu şekilde de bu soruyu ifade edebiliriz. Ya da şu şekilde ifade edersek de aynı olur. Bölümlere göre homojen bir dağılım olduğunu söyleyebilir miyiz? Şeklinde bir örnek verebiliriz. Ya da hep eşitlik üzerinde durduk. Bu oran eşitlik olmayabilir. A bölümünün %50 olmasını, B bölümünün %30 olmasını, C bölümünün %20 olmasını isteyebiliriz katılımcı sayısı olarak. Araştırma yaptığımız konunun şartları böyle olabilir. Bunu da test edebiliriz. İşte bunlar için tek örneklem ki kare testine başvurulmaktadır. Bundan sonrasını SPSS ile yapalım hem de buraya kadar anlattıklarımızı pekiştirmiş olalım. Bunun için analiz menüsüne geliyoruz. Analiz menüsü altından non-parametrik testlere geliyoruz. Bu bir non-parametrik test çünkü normal dağılım gerektirmeyen bir test. Burada Legacy Dialogs'a geliyoruz. Şuradan non-parametrik testten. Şuradaki ki kareye giriyoruz. Ki kareye girdiğimizde şurada bir pencere bizi karşılıyor. Bu pencerede sol tarafta istediğimiz değişkeni görüyoruz. Burada bölüm değişkeni üzerinde çalışacağız. Bunu sağ tarafa atıyoruz. Çünkü bölümlere göre az önce ifade ettiğimiz araştırma sorularını cevaplamaya çalışacağız. Öncelikle eşitlik üzerinden gidelim. Burada 3 farklı bölüm var. Bu bölümlerdeki öğrenci oranlarının birbirine eşit olup olmadığını, homojen bir dağılım olup olmadığını tespit etmeye çalışalım. Bunun için yapmamız gereken All Categories Equal seçeneğini değiştirmemek. Buradaki seçenek bize tüm kategoriler birbirine eşittir anlamını veriyor. Buradaki eşitliği bozmuyoruz. Doğrudan OK'ye basıyoruz. OK'ye bastığımızda sonuçlarımız ekranımıza gelmiş oluyor. Öncelikle bir özet tablosu görüyoruz. Bu tabloda öncelikle bölüm A'da 21, bölüm B'de 18, bölüm C'de 11 öğrenci olduğunu görüyoruz. Toplam 50 öğrencimiz var. Bu 50 öğrencinin biz eşit olmasını istersek buradaki öğrencilerin 16.7'sinin bölüm A'da okumasını, 16.7'sinin bölüm B'de okumasını, 16.7'sinin bölüm C'de okumasını bekliyoruz. Ancak buradaki sonuçlar bize buradaki beklenen değerlerden farklılıkları gösteriyor. Burada 21 öğrenci var. Dolayısıyla 4.3'lük bir sapma var. Bunun üzerinde 4.3'lük bir fark var. Burada 1.3'lük bir fark var. Burada ise 5.7'lik eksi bir fark var. Buradaki değerden daha küçük bir değer var gerçekte. Buradaki P değeri ise bize buradaki farklılıkların anlamlı olup olmadığını gösteriyor. Buradaki P değeri 0,05'ten büyük ise burada olduğu gibi buradaki dağılım anlamlı farklılık göstermemektedir. Diğer bir ifadeyle buradaki farklılıklar küçüktür istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Eğer buradaki değer 0,05'ten küçük olsaydı o zaman buradaki farklılıklar istatistiksel olarak kayda değer bir farklılık ifade etmiş olacaktı ve biz bölümlere göre öğrencilerin oranlarının anlamlı farklılık gösterdiğini söyleyecektik. Bir de buradaki eşit oranlara göre değil, farklı oranlara göre bir test yapalım. Bunun için yine analiz menüsüne geliyoruz. Buradan non-parametrik testlere geliyoruz ve buradan yine ki kareye geliyoruz. Ki kareye tıkladığımızda bu defa buradaki All Categories Equal seçeneğini değiştiriyoruz. Buradaki Values yani değerler seçeneğini aktif hale getiriyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra buradaki kategorilere dikkat ediyoruz. Buradaki kategorilerden ilki bölüm A. Bölüm A'nın %60 oranında olmasını istiyoruz, bekliyoruz. Burada 60 yazarak add dedik. Bölüm B'nin ikinci sırada %20 oranında olmasını istiyoruz. Örneğin burada yine add diyoruz. Toplam 80 oldu ve üçüncü seçeneğin kalanı %20 olacaktır. Bunu da buraya yazıyoruz. Bu şekilde farklı değerleri de buraya girebiliyoruz. İstersek değiştirebiliriz. Şu şekilde geliriz üzerine ve şuradaki değeri %30 yapabiliriz. Change deriz.
ve buradaki değeri bu defa %10 yapmamız gerekecektir. Şu şekilde bunu %10 yaparız ve yine change deriz. Toplama %100 olmalıdır. Bunu yaptıktan sonra OK dediğimizde bu şekilde test etmiş oluruz. Buradaki bölüm A bu defa %60 olarak test ediliyor. Burada 30 değerini görüyoruz ancak bu N yani birim sayısı, buradaki öğrenci sayısı, öğrenci sayımızın toplamı 50 olduğu için bunların içerisinde %60 30 öğrenciye karşılık gelecektir. Bundan dolayı burada 30 öğrenci görüyoruz. %60'ı 30 öğrenci olmalıdır bu grupta. Bu grupta ise %30 15 öğrenciye karşılık gelmektedir. Bu grupta ise %10 5 öğrenciye karşılık gelmektedir. Ve burada farklılıkları görüyoruz. 30 öğrenci olması gerekirken expected yani beklenen 30 öğrenci olması gerekirken observed yani gerçekleşen 21 öğrenci var. Arada 9 öğrencilik bir fark olduğunu görüyoruz. Yine burada 3 öğrencilik bir fark olduğunu, burada da 6 öğrencilik bir fark olduğunu görüyoruz. Bunlar değerlendirildiğinde buradaki P değeri bizim beklediğimiz değerlerden anlamlı bir farklılık olduğunu bize söylüyor. Çünkü buradaki değer 0,05'ten küçük. Bir de bu testi farklı bir yoldan, hipotez testi yolundan da yapabiliriz. Bunun için yine analiz menüsüne geldik. Buradan non-parametric testlere geldik. Bu defa ilerlemeden, şu bölüme gelmeden şuradaki one sample menüsüne tıklıyoruz. Buna tıkladığımızda şuradaki seçeneği değiştirmiyoruz. Bu seçeneğin anlamı otomatik olarak birazdan sen testi seç anlamına geliyor. Bunu değiştirmiyoruz. Oradan şuradaki fields'a giriyoruz ve buradan kullanacağımız değişkenin burada kalmasını sağlıyoruz. Varsayılan olarak buradaki değişkenler, bizim veri setimiz içerisindeki değişkenlerin tamamı burada yer alıyor. Ancak biz kullanmayacak olduklarımızı sol tarafa aktarıyoruz. Sadece burada bölümün kalmasını sağlıyoruz. Ve ardından run yani çalıştır butonuna bastığımızda hipotez testi yolu ile buradaki testi yapmış oluyoruz. Ancak burada homojen bir dağılımı test ediyoruz. Burada geçersiz bir hipotez var. Bu hipotez bize the categories of bölüm occur with equal probabilities yani bölümün kategorileri eşit olasılıklar ile dağılmaktadır anlamına gelen bir açıklamada bulunuyor. Ve bu hipotezin test edilmesi için one sample iki kare testinin kullanıldığını görüyoruz. SPSS bunu nereden seçti? Çünkü 3 kategori olduğunu gördü. Eğer 2 kategori olsaydı binom testini seçecekti. 3 kategori olduğu için buradaki testi seçti. Ve P değeri olarak 0,206 sonucuna ulaşıldığını görüyoruz. Buradaki sonuç ile aynı sonuca ulaşıldığını görüyoruz. Ve sonuç olarak, decision olarak retain the null hypothesis yani buradaki geçersiz hipotezi kabul et anlamına gelen bir karar olduğunu görüyoruz. Yani buradaki bölümlerin homojen bir şekilde dağıldığını söyleyebiliriz. Çünkü homojen bir şekilde dağılım vardır anlamına gelen hipotezin kabul edilmesi gerektiğini söylüyor. Zaten P değeri de bize bu hipotezden anlamlı bir farklılık olmadığını söylüyor. Dolayısıyla biz bu hipotezi kabul etmiş oluyoruz. Böylece bu testin nasıl yapıldığını da kısaca anlatmış olduk. Herhangi bir sorunuz olması halinde yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum.